Çocuklarınızın karnı açsa ve onları doyuracak kadar bile paranız yoksa ne yapardınız? 3 çocuk annesi Teresa West böyle bir durumdayken bir marketten yiyecek çalmak zorunda kaldı. Polisin kendisine vereceği tepkiyi o da tahmin etmiyordu. Geçtiğimiz Kasım ayında Kate Broadshaw ismindeki bir polis, Food Lion ismindeki markette hırsızlık yapıldığına dair ihbar aldı. Hemen olay yerine giden polis, Teresa ismindeki 3 çocuklu anneyle karşılaştı. Polis, hırsızlık yapmasının ardında yatan nedeni öğrenince üzüldü. Teresa, başından geçenleri bir gazeteye anlattı. İnsanlardan yardım istese de kimse ona yardım elini uzatmamıştı. 3 gündür çocuklarının karnı aç olduğundan o da çareyi hırsızlık yapmakta bulmuştu. 3 çocuk annesinin yapabileceği başka bir şey yoktu. 36 dolar değerinde yiyecek çalmıştı. Polis, bunu hırsızlık olarak saymak insanlığa yakışmaz. Biz buna çocuklarının karnını doyurmak isteyen bir annenin çaresizliği olarak bakıyoruz dedi. Polis, işi gereği kadına ceza yazmak zorunda kaldı. Yiyecekler de markete iade edildi. Ancak aynı polis o gece kadının evine elleri dolu halde gitti. Marketten 140 dolarlık alışveriş yapıp kadının evine götürmüştü. Polis, et, sebze, meyve ve temel ihtiyaçları karşılamıştı. Anne polise teşekkür etti. Polis, polis olmak sadece suçluları içeri tıkmaktan ibaret değil. Önce insanız, sonra polisiz demişti. Olay sosyal medyada hızla yayıldı. İnsanlar aileye yardım yağdırdı. Polis şimdi yoksullara yardım etmek isteyenlerle irtibata geçip yoksul ailelerin karınlarını doyurmalarıyla uğraşıyor. Yardımsever insanların yaptığı güzellikler bununla da sınırlı kalmamış. Dallas'ta bir restoranda çalışan Casey Simmons isimli garson sadece su içip 500 dolar ve 37 sent hesap bırakan kadının notuyla çok duygulanmış ve bu notu internette paylaşmış. İşte bu bahşişten önce yaşananlar. Casey Simmons olaydan bir gün önce gittiği markette üzgün olduğu anlaşılan yaşlıca bir kadının yanına gitmiş ve onu neşelendirmek için elinden geleni yapmış. Hatta kadının 17 dolar tutan alışverişini bile kendisi ödemiş. Olayı önemli olan burada para değil, onu birinin önemsediğini göstermekti diyen Casey aslında o sırada yaşlı kadın için neler yaptığının farkında bile değilmiş. Yaşlı kadınla karşılaştığı günün aslında kocasının ölüm yıl dönümü olduğunu ve ağlamasının sebebinin de bu olduğunu öğrenen Casey çok duygulanmış. 500 dolar bahşiş ve bir not bırakan kadınsa o yaşlı kadının kızıymış. Notta şunlar yazıyormuş. Yılın en karanlık günlerinden birinde sen annemin gününü güzelleştirdin, ödemekte ısrar ettin, ona çok güzel bir kadın olduğunu söyledin. Onun babamın öldüğü günden beri gülümsediğini hiç görmemiştim. Annem senden yardım istemedi ama yine de neredeyse bir sene yetecek kadar onu mutlu etmeyi başardın. Şimdi sen bunu kabul et. Teşekkürler. Bazen karşılık beklemeden yaptığınız bir hareket, bir iyilik, birinin gününü hatta tüm hayatını güzelleştirebilir. Ona umut olabilir.